Pahalı. Devletimiz el atacak. Kiralar bir düzende olmalı. Çorum'da ev kiraları aya çıktı. Fiyatlar çok yüksek. Karnımız doyuramıyor. Piyasa aldı gidiyor zaten. Çok pahalı. Nefret ettim dünyada, yeminle konuşuyorum bak. Fiyatlar uçuyor. Ha, çok pahalı. Normal yani. Fazla. Konutlu yardımları yapılmalı. Pahalı diyor. Nerede? Uçtu gitti. Bugün vatandaşlara artan kira fiyatlarını sorduk. Bakalım neler düşünüyorlar. Günümüz şartlarında pahalı yani. Devletimizin vermiş olduğu şeyin oranının üstünde %25 kiracılar için. Ama ev sahipleri tabii bunu bir şekilde kendi menfaatleri doğrultusunda mı diyeyim artık. O şekilde bir dengesizlik var yani. İkinci bir ev almayı düşünüyor musunuz? Alma durumu yok ki, ya olsa zor geçiniyoruz. Emekli olan bir vatandaşım sonuçta. Nasıl bir düzenleme getirilmeli? Tabii buna devletimiz el atacak. Kontrol altında tutacak müfettişlerini veya şehirlerini gönderecek. Ya emekliyim, iyi kötü geçiniyorum yani. Peki ikinci bir ev almayı düşünüyor musun? Nerede? Uçtu gitti. Fareler aldı gitti, ne diyeyim? Çorum'da ev kiraları aya çıktı. Çok pahalı. Hayat pahalılığı durmalı. O zaman düzene girer. İkinci bir ev almayı düşünüyor musun? Yok, hiç düşünmüyorum. Neden? Gerek yok. Gerek yok. Gerek mi yok, para mı yok? Para da yok, gerek de yok. Vallahi kızım ben bir şey demeyim. Ben hiçbir şey demeyim. Fiyatlar çok yüksek. Allah herkesin yardımcısı olsun. Yani hayat pahalı, böyle gitmemesi lazım. Biz emekliyiz, evimiz var ama olmayanlara üzülüyoruz, acıyorum. İkinci bir ev almayı düşünüyor musunuz? Hayat zor geçiniyorum zaten. Zaten zor geçiniyorum. Çok aşırı derecede pahalı veriyorlar. Bir de devletten saklıyorlar. Bize maliyeden çocuklar geldiler. Çok mutlu oldum ben. O çocuklar geldiler. Evde hani mesela 8 katlı bina. Orada kiracı mı var? Ev sahibi mi var? Onları araştırdılar. Yalnız ev sahibi olup da kiracı görünenler de var. Biz öyleymişiz. Mesela gittik, tapudan düzelttik. Kiracılara Allah yardım etsin yavrum. Fiyatlar çok mu diyorsun? Çok, tabii ki, tabii ki. Buna devletin el atması lazım. Bir an önce. Nasıl bir düzenleme gelmesi lazım? Mesela bir düzen. %25'e artış bir o öyle olmalı. Bir de kiralar bir düzende olmalı yavrum. Sen 10 milyara, ben 25 milyara. 25 milyar kira ne demek semte yavrum? Semte göre değişmeli bence. Ha. Semte göre değişmeli ama o semttekine de yardımcı olmalı devlet yani bence. Hele de emekliler veremez yani. Biz ev sahibiyiz ama. Bir de yavrum mesela 10 milyon maaş alıyor, 7 milyon şey veriyor, kira veriyor. Bunu düşün. Bunlara bir devlet el atarsa çok iyi olur yavrum. Ev sahibiyim dediniz. Peki ikinci bir ev almayı düşünüyor musun? Alamam ki yavrum, bunu zor aldım. Neden alamam peki? Bütçe yok. Emekli öğretmen eşim. Bütçem yok yani alacak. Bunu da aldığımıza şükredip oturuyoruz yani. İyi ki zamanında almışız. Benim çocuğum mesela ev almak istiyor. Hanımı polis, kendi polis. Ama imkansız görünüyor şu anda. Benim evim kira değer, bilmiyorum ki. Ev sahibiyim diyorsun. Ev sahibiyim ben. Peki ikinci bir ev almayı düşünüyor musunuz? Yok, yeter. Fazla mala gerekmez. Para yok, neyle alacak? Ne dediniz? Para yok, neyle alacak diyor. Öyle 2 milyar, 2 trilyon, 3 trilyon öyle çıkartmak kolay mı değil mi? Tabii canım. Herkes var. Ancak askeri ücretler zaten millet zor geçiniyor. Karnımız doyuramıyor. Piyasa aldı gidiyor zaten. Vatandaş düşünen nerede? Bir düzenleme gelmesi lazım. İkinci bir ev almayı düşünüyorum. Neyle alacağım? Emekli adamın birisiyim ben. Evet, imkan yok. Aramak. Bunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok fazla düşünüyorum. Çok fazla. Fiyatlar fazla diyorsunuz. Evet. Nasıl bir düzenleme getirilmeli sizce? Bu devletin elinde bir iş. Devlet düşünmesi lazım. İkinci bir ev almayı düşünüyor musunuz? Hayır. Neden? Bütçem yetmiyor. Çok pahalı. İkinci bir ev almayı düşünüyor musunuz? Yok şu an. Neden? Şimdi ikinci ev zor. Fiyatlardan dolayı tabii. Alamayız. Fiyatlar uçuk ama bunu da uçuran kimler? Ev sahipleri ve emlakçılar. Bir düzenlemeye gerek yok. Her şey uçuyor. Ateş pahası, onlar da yükseltiyorlar. Ama tabii kiracıları kimsenin düşündüğü yok. Vallahi çok bak. İkinci bir ev almayı düşünüyor. Yok yok, ben birinci evi zor aldım zaten. İkinci evi nerede alacaksın? Kiralar biraz yüksek. Duruma göre de normal yani. İkinci bir ev almayı düşünüyor musun? Param olsa alırım. Niye almayayım? Pahalı yani şu anda. Ev kiraları hakkında ne düşünüyorsunuz? Şey demiyorum işte. Kiraları hakkında ne düşünüyorsunuz? Fazla. Asgari ücreti o kadar, şeyler o kadar. Kiraları daha yüksek. Ev sahibi. İkinci bir ev almayı düşünüyor musun? Hayır, hayır. Neden? Nasıl alayım? Bu maaşımla nasıl alırım?
Fazla diyoruz tabii. Sizce nasıl bir düzenleme gelmeli? Tabii konutlu yardımlar yapılmalı. Toplu konuta önem verilmeli. O da elbette ki kiraları düşürecektir. Ben de onlardan yararlanan bir tanesi olaraktan. Zamanında bizimkiler almıyorlardı, güvenmiyorlardı devletine. TOKİ'lere girmiyorlardı. Ve girmedikleri gibi de biz içine bir 10 sene gibi girdim. Girdiğimiz için şu anda talepler oldukça çoğaldı. Devlet teşviki çok önemlidir. Böyle devletin, milletin de devlete güvenmesi önemlidir. Pahalı diyor, ne diyelim. Bence bir emekliyi iyice düzenlesin de ondan sonra. İkinci bir ev almayı düşünüyorum. Düşünmem oğlum, her zaman düşünürüm. Vallahi çok aşırı ya kiralar, bildiğin gibi değil yani. Çok fazla yani, bu kadar olmaz ki. Benim bir kiracım var, ben size desem inanmam. 5-6 senedir oturuyor, daha hala şu anda 1000 liraya oturuyor. Yani biraz insan, ev sahibi de biraz merhametli olması lazım ya. Düşün yani adam şu anda en düşük de emeklinin maaşı 10 bin lira, kira 10 bin lira. Bu adam ne yiyecek, ne içecek ya? İkinci bir ev almayı düşünüyor musun? Ya ben hayatı bırakmayı düşünüyorum. Bırak evi de, inan yani. Şu dünyada gerçekten yaşanılmaz. Kimse kimseye acımıyor. Kimse kimseye şey yapmıyor. İşte görüyorsun, adam gidiyor kiracıyı dövüyor. Vuruyorlar, birbirini kırıyorlar. Yani şunlar insanlık değil ki abla. Vallahi nefret ettim dünyada, yeminle konuşuyorum bak. Şu dünyada yaşanılır mı ya? Sen bana yardımcı olmasan ben sen. Cenab-ı Allah, inan yeğenim, bunu unutmayın. Musa peygambere, ya Musa bana günahsız ağızla dua ederseniz geri çevirmem. Ya Rabbi, günahsız ağzı nerede bulacak biz? Peygamber. Sen hanım kız için, hanım kız da işte Ali için dua ederse günahsız ağız oluyor. Vallahi sizi affederim. Bak. Senin bana Allah razı olsun, benim sana Allah razı olsun demen de Allah'ıma yemin ederim ki Allah bizi affediyor.